Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ünite konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız 5. ünitedeydik. 5. ünitenin tüm alt başlıklarını edebiyat namına tamamlamıştık. Şimdi dil bilgisi olarak cümle türleri konusunu ele alacağız. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Sen de beğen tuşuna bas. Dersimize başlayalım. Dostlar notlarımızda geldiği cümle türleri bu notları bu videonun açıklamalar kısmında ücretsiz bir şekilde edinebilirsiniz. Oraya bir link sabitledim. Oradan bilgisayarınıza tabletinize indirerek gerekli tekrarlarınızı pdf dosyaları üzerinden de yapabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi cümle türlerinde cümleler dört başlıkta değerlendiriliyor. Anlamına göre olumlu olumsuz soru ünlem cümlesi. Yüklemin türüne göre isim cümlesi mi fiil cümlesi mi? Yüklemin yerine göre kurallı mı, devrik mi, eksiltili mi? Yapısına göre basit mi, birleşik mi, sıralı mı, bağlı mı? Bunlara bakarız. Yani eliniz, elinize aldığınız bir cümle yapısına göre atıyorum basittir. Yüklemin yerine göre mesela devriktir. Yüklemin türüne göre atıyorum isim cümlesi çıkar. Anlamına göre de mesela olumlu cümle olsun. Yani bir cümleye dört başlıkta bakıyoruz cümle çeşitleri, cümle türleri konusunda. Biz tabii önce yapıya göre bakacağız. Yapı dediğimiz zaman cümleler basit mi, birleşik mi, sıralı mı, bağlı mı olarak dörde ayrılır. Birleşik cümle ise girişik birleşik, şartlı birleşik, kili birleşik ve iç içe kaynaşık olarak kendi içinde dörde ayrılır. Ama genellikle testlerde Birleşik cümle dendiği zaman girişik birleşik cümlenin kastedildiğini, diğer birleşik cümleler için ise soru kökünde özel bir vurgu olduğunu görüyoruz. Yani yan cümlesi şart gibi ile çekimlenmiş falan diye özel bir vurgu verebiliyorlar. Dolayısıyla birleşik cümle ifadesinden genellikle ilk olarak girişik birleşik cümleyi aramamız bizim için yeterli olacaktır. Şimdi önce yapıyı inceleyelim. Değerli dostlarım her cümle mutlaka yargı bildirir. Ancak bazı cümleler birden fazla yargı taşıyabilir. Bu birden fazla yargı ya iki ayrı yüklemle ya da üç yüklemle, dört yüklemle ya da tek yüklem yüklemin dışında yan cümlelerle sağlanır. E o zaman bizim yapıyı çözebilmemiz için dostlar temel cümle nedir? Yan cümle nedir? Bunları bir çözmemiz lazım. Temel cümle dediğimiz şey cümlenin yüklemidir dostlar. Yüklemi buldun mu? Buldun. Temel cümleyi de buldun demektir. Çünkü diğer ögelerin hepsi temel cümleyi belirginleştirmek için oradadır. Unutmayın. Yan cümle ise yüklemi buldun, temel cümleyi belirledin. Yüklemin dışında kalan bölümde bir fiilimsi görüyorsan ya da şart kipiyle çekimlenmiş bir fiil görüyorsan bunlar da yan cümleyi oluşturur. Aslında farklı yan cümleleri de var da şimdilik böyle tanımlayalım. Yüklemin dışındaki yerlerde bulunan fiilimsiler ya da şart kipiyle çekimlenmiş fiiller yan cümleyi oluşturacaktır. Şimdi basit cümleyle başlayalım. İçinde yan cümle olmayan cümlelerdir. Yani temel cümleyi bulacaksın. Kalan kısımda fiil ya da fiilimsi var mı? Kontrol edeceksin. Örneğin benim sadık yarim kara topraktır. Kara topraktır yüklem, yüklemi yani temel cümleyi buldum. Kalan kısma bakıyorum. Herhangi bir fiil fiilimsi yok. Dolayısıyla cümlenin yapısı basit. İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Sığmaz yüklem. Yani temel cümleyi buldum. Kalan kısma bakıyorum. Kalan kısımda ne fiil var ne fiilimsi. Komşu hakkı tanrı hakkıdır. Tanrı hakkıdır yüklem. Temel cümleyi bulduk. E kalan kısma bakıyorum. Hiçbir şekilde fiil fiilimsi yok. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Çıkarır yüklem. Kalan kısma bakıyorum, tatlı dil yılanın deliğinden derken, e yok fiil fiilimsi, dolayısıyla bu da basit yapıldır. Bütün kötülüklerin anası cehalettir. Cehalettir yüklem, e kalan kısma bakıyorum fiil yok, fiilimsi yok, o zaman bu cümlede diğerleri gibi basit yapılı cümledir. Peki birleşik yapılı cümle nedir? Tıpkı basit cümlede olduğu gibi tek cümle olacak, burada da öyle. Ama bu sefer cümlemizin içerisinde yan cümleler bulunacak. Bu yan cümlenin çeşidi de birleşik cümlenin çeşidini belirleyecek. Eğer yan cümlemiz bir fiilimsi ise girişik birleşik cümle. Yan cümlemiz şart kipiyle çekimlenmiş bir fiilse şartlı birleşik cümle. Yan cümlemiz bir cümle ise iç içe kaynaşık cümle. Nasıl oluyor hocam cümle? Birazdan göstereceğim. Yan cümle ki ile bağlanmış farklı bir cümle ise buna da ki ile birleşik cümle diyoruz. E şimdi girişik birleşik cümle ile başlayalım. İçinde fiilimsi olan cümlelerdir. Fiilimsiler yan cümleyi, cümlenin yüklemi temel cümleyi oluşturur. Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümle vardır. Ve bu yan cümleler temel cümleye öge göreviyle bağlanır. E şimdi cümlelerimize bir bakalım. Havaların ısınması tatil düşkünlerini sevindirdi. Sevindirdi yüklem. Çadırları çalanlar bulunamadı. Bulunamadı yüklem. Evlerin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz yüklem. Bulduğum yüklemler dikkat ederseniz temel cümleyi oluşturuyor. Peki bu cümlelerin içerisinde fiilimsi var mı? Bakıyorum. Şurada bir ısınması diye fiilimsi var. O zaman bir tane yan cümlesi var bak. Şurada çalanlar var, sıfat fiil. Şurada mesela biteceğini diye bir sıfat fiil var. Eyvallah. Ha demek ki bu cümlelerin yan cümleleri var. Mı? Test çözerken şunla karşılaşacaksınız. Yan cümlenin görevi. Hangisinde yan cümlenin görevi diğerlerinden farklıdır? Hangisinde yan cümle özne görevinde kullanılmıştır gibi. Ee, burada da öge bilgisi gerekecek. Örneğin sevindirdi yüklem sevindiren ne? Havaların ısınması. Bak yan cümle özne görevinde. Bulunamadı. Bulunamayan ne? Çadırları çalanlar yan cümlemiz yine özne. Evlerin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz yüklem. Bilmeyen kim? Biz. Neyi bilmiyoruz? Evlerin ne zaman biteceğini belirtili nesne. Bak bu sefer de belirtili nesne olmuş. Devam edelim. Başka örneklerimiz de var. Şimdi yarın bir tanıdığa gideceğiz. Bak hocam şurada tanıdık diye bir fiilimsi var. Babasını karşısında görünce çok sevindi fiilimsi var. Havalar soğuduğundan artık dışarı çıkmıyor fiilimsi var. Ellerim takılırken rüzgarların saçına, asıldı arabamız bir dağın yamacına derken takılırken şurada bir zarf fiil var. Okullar bağımsızlık tehlikeye düştüğünde gidilecek en doğru yolu belletir derken bak dikkat et bunda iki tane fiilimiz var. Demek ki iki tane yan cümle var. E o zaman gelin bu yan cümlelerin görevlerine bakalım. Mesela en alttan başlayalım. Okullar bağımsızlık tehlikeye düştüğünde gidilecek en doğru yolu belletir. Belletir yüklem. Yüklem temel cümle. Eyvallah neyi belletir hocam? Gidilecek en doğru yolu. Bak dikkat et belirtili nesne olmuş. Peki ne zaman belletir? Bağımsızlık tehlikeye düştüğünde. Bak dikkat et burada zarf tümleci olmuş. Devam. Ellerim takılırken rüzgarların saçına asıldı arabamız bir dağın yamacına asıldı yüklem. Ne zaman asıldı hocam? Ellerim takılırken rüzgarların saçına zarf tümleci. Havalar soğuduğundan artık dışarı çıkmıyor. Niçin çıkmıyor? Havalar soğuduğundan. Bak dikkat et. Zarf tümleci. Babasını karşısında görünce çok sevindi. Ne zaman sevindi? Babasını karşısında görünce zarf tümleci. Yarın bir tanıdığa gideceğiz. Nereye gideceğiz? Bir tanıdığa. Bak dikkat et. Dolaylı tümleci. Bir de şu dikkatini çekmiş olmalı. Bak yan cümle dolaylı tümleci. Zarf tümleci belirtili nesne. Önceki örneklere bakalım. Özne, belirtili nesne. Ha o zaman girişik birleşik cümlede hocam yan cümle her türlü öge olarak karşımıza çıkar. Bir tek yüklem olamaz çünkü yüklem temel cümleyi oluşturuyor. Girişik birleşik cümlede yan cümle nesne olabilir. Zarf olabilir. Dolaylı tümleç olabilir. Hatta edat tümleç olabilir. Örnek vermedik. Olabilir. Her türlü öge olarak karşımıza çıkar. Bu vurguyu niye yapıyorum? Çünkü diğer birleşik cümlelerde durum biraz değişecek. Mesela şartlı birleşik cümlelerde yan cümlenin görevi değişmez hocam. Zarf tümleci. Asla değişmez. Her zaman zarf tümleci. Peki yan cümlemiz ne? S kipiyle ya da mi soru edatı oluşturduğumuz şartlar. Örneğin. Hava güzel olursa yarın pikniğe gideriz. Gideriz. Temel cümle olursa yan cümle. Ne zaman gideriz? Hava güzel olursa bak dikkat et zarf tümleci. Çanakkale'yi de gezerdik vaktimiz olsaydı. Gezerdik temel cümle. Ne zaman gezerdik? Vaktimiz olsaydı. Nasıl gezerdik? Vaktimiz olsaydı zarf tümleci. Eyüp Hoca sınıfa girdi mi ortalık hemen sakinleşir. Eyüp Hoca sınıfa girerse ortalık hemen sakinleşir. Sakinleşir temel cümle. Ne zaman sakinleşir? Eyüp Hoca sınıfa girerse bak dikkat et yine Zarf tümleci artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan kalkar ne zaman kalkar artık demir almak günü gelmişse zamandan bak dikkat et yine zarf tümleci oldu. Peki devam. Gelelim kiili birleşik cümlelere. Şimdi kili birleşik cümle diğer bir adı ilgi cümlesi biraz tartışmalı bir konu. Çünkü kili birleşik cümleye bağlı cümle diyenler var. Onlar kendi açılarından haklı. Birleşik cümle diyenler var. Onlar da kendi açılarından haklı. Biz şöyle tanımlayalım önce bir. Diyeceğiz ki ki bağlacının iki yargıyı birbirine bağlamasıyla oluşur. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Unutmuşsun bir, duydum iki. Şimdi buna birleşik cümle diyenler durumu şöyle ifade ediyor. Diyor ki duydum hocam temel cümledir. Unutmuşsun yan cümledir. Niye? Çünkü gözlerimin renginin unuttuğunu unuttuğunu duydum. Duydum. Asıl mevzu bu. Temel cümle gözlerimin rengini unuttuğunu yan cümle. Diyorlar birleşik diyorlar. Bence haklılar. Bağlı cümle diyenler de kardeşim evirip çevirmeyin. Duydum Yargı tamamlanmış. Unutmuşsun. Bunun da yargısı tamamlanmış. Eki bağlacı da bunları birbirine bağlıyor. O zaman bu bağlı cümledir kardeşim. O da kendi açısından haklı. Peki hocam biz ne yapalım? Biz ne yapalım biliyor musunuz? Bu kili bileşik cümleler ya da bağlı cümle artık ne derseniz. Bunlara basit demeyin de ne derseniz deyin. Basit demeyin yeter ki. Niye? Çünkü bak birden fazla yargı var. Duydun bir, unutmuşsun ki Odaya girdim ki bir de ne göreyim? Girdim göreyim birden fazla yargı var. Zaten birden fazla yargı olmazsa içinde ki bağlacı olsa bile e, basit cümle olacaktır. Bak oysa ki ben de seninle aynı şeyleri düşünüyordum. Düşünüyordum bir tane yargısı var. E başka da yargı yok. E o zaman bu içinde ki bağlacı olsa da basit cümledir iki yargı olacak tamam siz buna basit değildir deyin yeter artık soruya göre kıvırırsınız kili bileşik cümle ya da bağlı cümle şeklinde seçeneklerin durumuna göre bakarsınız peki gelelim iç içe kaynaşık cümleye bir cümlenin bütünüyle başka bir cümleye nesne olarak bağlandığı haliyle bir cümlenin yan cümle özelliği gösterdiği cümle türleridir Cümlede anlam konusunda biz bunu doğrudan anlatımlı cümleler olarak size aktarıyoruz. Bak şimdi hocam örneklere dikkat et. Kartınız geçerli değil. Bu bir cümle. Ölümün sırrına sahiptir. Bu bir cümle. Sesimi duyan yok mu? Bu bir cümle. Hiç durmadan aynı yönde ilerlerseniz başladığınız noktaya varırsınız. Bu da bir cümle. Bakın bu cümleler cümlelerin içinde nasıl kullanılmış? Adam kartınız geçerli değil demez mi? Demez mi yüklem temel cümle. Ne demez mi? Kartınız geçerli değil, belirsiz nesne. Şark için ölümün sırrına sahiptir derler. Derler yüklem. Ne derler? Ölümün sırrına sahiptir. Nesne. Sesimi duyan yok mu? Diyordu. Karşıdaki adam. Diyordu. Yüklem. Ne diyordu? Sesimi duyan yok mu? Nesne. Hiç durmadan aynı yönde ilerlerseniz başladığınız noktaya varırsınız demişti. Demişti yüklem. Ne demişti? Hiç durmadan aynı yönde ilerlerseniz başladığınız noktaya varırsınız nesne. Bak cümle bütünüyle başka bir cümleye nesne olarak bağlanmış. E haliyle iç içe kaynaşık cümlede yan cümlenin görevi asla değişmiyor. Belirtili nesne olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat! Peki gelelim sıralı cümleler ve bağlı cümleler. Çoğu kaynak zaten sıralı ve bağlı cümleyi bir arada verir. Çünkü birbirinin aynısıdır. En az iki cümleyi virgülle ya da noktalı virgülle birbirine bağlıyorsak sıralı cümle olur. Bağlaşla bağlarsak bağlı cümle olur. Ama kurban olayım şuna dikkat edin ne olur. Bak içinde virgül olan içinde noktalı virgül olan cümle diye tanımlamıyoruz. İçinde bağlaç olan cümle diye tanımlamıyoruz. Öğrenci soru getiriyor. Hocam bu sıralı cümle değil mi? Değil diyorum. Niye böyle dedin? E hocam virgül var. Ya içinde virgül olan cümle demiyoruz ki. En az iki cümlenin virgülle bağlanması diyoruz. Çünkü virgül birçok sebeple cümlenin içinde olabilir. Değil mi? İçinde virgül var diye sıralı denir mi? En az iki cümle virgülle, noktalı virgülle sıralı cümle. En az iki cümle bağlaçla bağlı cümle. Tamam? Bir de bu cümlelerde bazen ögeler ortaklaşa kullanılır. Öznesi ortak, nesnesi ortak falan olur. Bu tip durumlarda bağımlı sıralı ya da bağımlı bağlı. Öge ortaklığı yoksa bağımsız sıralı Bağımsız bağlı. Yani bağımlı ya da bağımsız diye adlandırılmasının sebebi öge ortaklıkları ile ilgili bir durumdur. Sıralı ya da bağlı olarak adlandırılmasının sebebi noktalama işareti ya da bağlaşla bağlanması ile alakalıdır. Şimdi Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı. Müşteri sinirli sinirli konuşuyor, mağaza sahibi onu dinliyordu. Mart kapıdan baktırır, virgül olacak, kazma kürek yaktırır. Mallarımızı önce çaldılar sonra bize geri sattılar. Bak cümleler birbirine virgülle bağlanmış. Sıralı. Bağımlı mı bağımsız mı? O ayrı. Ögelere bakacağız. Şimdi birinci ve ikinci cümlenin ortaklaşa kullandığı bir öge yok. Dolayısıyla bunlar bağımsız. Ama şuna dikkat. Mart kapıdan baktırır. Mart kazma kürek yaktırır. Özneler ortak. Bu bağımlı sıralı. Mallarımızı önce çaldılar sonra bize sattılar çalan kim onlar satan kim onlar neyi çaldılar mallarımızı neyi sattılar mallarımızı bak hem nesne hem özne ortak dolayısıyla bunlar bağımlı sıralı bunlar bağımsız sıralıdır e şimdi gelelim bağlaçla bağlanan cümlelere aynı hikaye bu sefer bağlaç kullanacağız sadece tek fark bu şimdi çocukluk günlerini hatırladı ve gözlerinde iki damla yaş belirdi bak bağlaçla bağlamışım bağlı cümle ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Bak ne, ne bağlacıyla bağlamışım? Bağlı cümle. Ya okumayı bilmiyor ya numara yapıyor. Ya ya bağlacıyla bağlamışım. Bağlı. Peki bağımlı mı, bağımsız mı? Çocukluk günlerini hatırladı ve gözlerinde iki damla yaş belirdi. İki cümlenin ortaklaşa kullandığı bir öge yok. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. İki cümlenin ortaklaşa kullandığı bir öge yok ama ya okumayı bilmiyor kim? o ya numara yapıyor kim o ha bak bu bağımlı bağlı diğerleri bağımsız bağlı olarak değerlendirilecek peki gelelim yüklemin cinsine ya da türüne göre cümlelere eğer bir cümlenin yüklemi çekimlenmiş bir fiilse fiil cümlesi yüklem çekimli bir fiil değilse hatta yüklem eylemsi bile olsa o cümlelere ne diyeceğiz isim cümlesi e gelin cümlenin yüklemlerine bakalım en büyük hayali biriktirdiği parayla dünyayı dolaşmaktı. Dolaşmak bu bir eylemsi gelmiş cümlede yüklem olmuş. O zaman bu isim cümlesidir. Hayatımda aldığım en değerli hediye sendin bana. Sen zamir yüklem olmuş isim cümlesi. Hiçbir şeyden korkmazdı. Karanlıktan korktuğu kadar korkmak fiil gelmiş cümlede yüklem olmuş fiil cümlesi. Tezgahtaki çatlak kavunları daha ucuza almak istedik istemek. Ha hocam fiil, fiil cümlesi diyeceğiz. E bir de ne var dostlarım? Yüklemin yerine yani öge dizilişi bakımından cümleler. Şimdi öğrenciler bazen soru getiriyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öge dizilişi bakımından diğerlerinden farklıdır? Yanlış yapmış, bana gösteriyor ve yanlış yapmasının sebebi şu. Verilen cümlelerin hepsinin ögelerini bulmaya çalışmış. Oysa öge dizilişi bakımından diyorsa soru kökü yüklemin yerini soruyordur. Yani ögeleri bulmana gerek yok. Yüklemleri bul yeter. Eğer yüklem sondaysa masanın üzerindeki bütün kitapları rafa kaldırdı. Kurallı düz cümle eğer yüklem sonda değilse daha sınava girmeden unuttum bütün bildiklerimi. Devrik cümle. Eğer cümlenin yüklemi yoksa buna da eksiltili cümle diyeceğiz. Dışarıda hafiften rüzgar, ılık bir sonbahar havası duyuluyor mesela. Yüklemi söylemedi. Dolayısıyla bu da eksiltili cümle olur. Öge dizilişi bakımından bak bu ifadeyi görürsen yüklemin yerlerine bak tutup ögeleri bulmaya çalışma. Onun farklılığını sormuyor. Hangisinde öge sayısı falan birbirinden farklıdır gibi sorulur. Eğer öyle sorulacak olursa. Gelelim anlamlarına göre cümleler. Olumlu, olumsuz, soru, ünlem cümlesi vesaire. Ama özellikle şu olumluyu ve olumsuzu çok karıştırıyorsunuz. Gelin bunu bir aradan çıkaralım. Olumlu demek güzel şeyler, iyi şeyler, çiçekler, böcekler, ay ne güzel demek değildir. Adam öldü. Olumlu. Niye? Şimdi olumlu cümlede şuna bakarız. Eylem gerçekleşmiş mi? Eylem kötü bir eylem bile olsa gerçekleşmiş mi? Gerçekleşiyor mu? Gerçekleşme yolunda mı? O zaman olumlu. Ama yok eylem gerçekleşmiyor. Gerçekleşmeyecek. Gerçekleşme yolunda değil. O zaman olumsuz. Tamam. ya da bahsi geçen bir şey vardır bazen isim cümlesi olabilir karşımızda. Bahsedilen şey kötü bir şey bile olsa ordaysa, mevcutsa, varsa olumlu. Orada değilse, yoksa, mevcut değilse olumsuz. Bak hocam, temel cümlelerde yani yüklemlerde yok, değil, sız, siz, mema bunları görürsen bunlar cümleleri sadece yapıca biçimce olumsuz yapar. Ama biz bir cümlenin olumluya da olumsuz olma durumuna sadece anlamına bakarak karar veririz. Bunlara bakarak değil. Bunlar yapıyı olumsuz yapar. E hocam yapısına hiç mi bakmayacağız? Elbette bakacaksın. Soru senden bunu isterse hangisi yapıca biçimce olumsuzdur falan filan derse o zaman temel cümlede şunlar var mı yok mu? kontrol edersin. Bunun dışında bir cümle olumlu mu olumsuz mu sadece anlamına bakılarak karar verilir. Ve anlamda da eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği, bahsi geçen şeyin olup olmadığına bakılır. E gelin örneklere bakalım. Şimdi akşam size gelmeyi düşünüyoruz. Düşünme eylemi gerçekleşme yolunda. Seninle birlikte şöyle kafa dinleyeceğimiz bir yere gitsek. Gitme eylemi gerçekleşme yolunda. Para ve din insanların tarih boyunca uğruna savaş yaptığı en büyük olgudur. Ta insanların tarih boyunca uğruna savaş yaptığı en büyük olgu imiş, varmış, oradaymış. Olumlu. Dedem ben çocukken ölmüş, eylem gerçekleşmiş. Olumlu. Cebimde bugünü çıkaracak para var. Evet, varmış. Olumlu. O zaman bu cümleler hocam şöyle alalım. Anlamları olumludur. Anlamları olumlu. Peki şimdi soruyorum size. Temel cümleleri bak çizdim yüklemleri. Burada şu sız siz yok değil mema olumsuzluk iki bunlardan biri var mı? Var mı? Yok. O zaman bu cümlenin biçimi de olumludur. Şöyle artı koyalım. Anlamı da olumlu. Biçimi de olumlu. Çünkü biçimi olumsuz yapacak bir şey yok. Ve sadece yüklemlere bakmam yeterli. Bak yüklemlere baktım. Şunlardan birini göremedim. Dedim ki anlamları da olumlu bu cümlenin. E gelin şunlara bakalım şimdi. Onu sevmiyor değilim. Yani seviyorum. Sevme eylemi gerçekleşme yolunda. Bu konuda ona hak vermiyor değilim. Yani hak veriyorum. Hak verme gerçekleşme yolunda. Bu parayla neler yapılmaz? Yani her şey yapılır. Yapma gerçekleşme yolunda. Ben onun ne mal olduğunu bilmez miyim? Yani bilirim. Bilmek gerçekleşme yolunda. E o zaman hocam bu cümlelerde anlamlar olumlu. Hemen artık koyalım yanına. Peki bak şimdi temel cümleye dikkat et. Değil. Hocam şurada da mema var. Olsun bir tane görmen yeterlidir. Değil. Değil. Mema. Mezmaz. Mezmaz. Ha. Bunları gördüm. Ha. Biçimce olumsuz diyeceğim. Bak cümleleri okumana gerek yok. Temel cümle. Yani yükleme bak. Şunlardan biri varsa onlar cümleyi biçimce olumsuz yapar. Ama şimdi asıl bomba geliyor hocam. Bak. Anlamlarını olumlu dedik bu cümlelerin. Şu cümlelerin de anlamlarını olumlu dedik. O zaman burada kaç cümle var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 dokuz cümlenin 9'u da bak ne yazıyorum buraya? Olumlu cümledir. Çünkü anlamları olumlu. Tamam bu cümleler olumlu cümledir. Biçimine soru kökü hani hangisi yapıca olumsuzdur, biçimce olumsuzdur deseydi bak şunları alırdık. Ama demezse hangileri olumludur? Evet bu cümlelerin hepsi olumlu cümledir. E gel tersine bakalım şimdi. Zaman hiçbir zaman yerinde saymaz. Sayma eylemi gerçekleşmiyor. Sıcak havalarda ders çalışmayı hiç sevmiyorum. Sevme eylemi gerçekleşmiyor. Lütfen bugün bir daha beni aramayın. Arama eylemi gerçekleşmeme yolunda. Ona ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bilmek eylemi gerçekleşmeme yolunda. 6 gün yaşamaz dedikleri adam ölmedi. Ölmek eylemi gerçekleşmeme yolunda. Ne sevenim var, ne soranım. İkisi de yok. Bu konuşmalardan sonra ona inanabilirsen inan. Yani inanma. inanmak inanmama yolunda. Ulan günde bin soru çöz de göreyim. Çözemezsin. Ha çözmek eğilimi gerçekleşmeme yolunda. E hocam o zaman şu cümleler ve şu cümleler anlamca olumsuz. Peki Biçimi olumsuz yapan bir şeyler var mı? Şimdi saymaz, mezmaz, mema, 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 mema. O zaman bunların biçimi de olumsuz. Eksi koydum. Peki şurada biçimi olumsuz yapacak bir şey var mı? Hocam göremedik biçimleri olumlu. Ama şimdi size soruyorum. Bu cümlelerin anlamları olumsuz olduğuna göre bu cümlelerin tamamı için ne diyeceğiz? Hocam bu cümlelerin tamamı olumsuz cümledir deyip altına imzamızı da atarız. Evet. Şimdi soru ünlem emir cümlesi. Şu ünlem ve emir cümlesini karıştırmazsınız zaten. Ünlem, ünlem vay canına mesela gibi ifadeler olacak. Emir hemen bunu getir şeklinde mesela. Ama soru cümlesine şuna dikkat edelim. Bazı soru cümleleri cevap ister. Bunlara gerçek soru cümlesi. Bazıları cevap istemez. Bunlara sözde soru cümlesi deriz. Örneğin sence sınava yeteri kadar çalıştın mı? Cevap istiyor mu? İstiyor. Gerçek. Ne gideceğim onun yanına? Cevap istiyor mu? Hayır istemiyor sözde. Mutluluk sence istediğin her şeye sahip olmak mıdır? Cevap istiyor. Gerçek. Ben onun ne mal olduğunu bilmez miyim? Cevap istiyor mu? Hayır. Sözde. Bana bunları nasıl söylersin? Cevap istiyor mu? Hayır. Burada sitem var. Sözde soru cümlesi diyeceğiz. Unutmayalım. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler, en baba yazılı notları sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.